İki tane ülke. <laughs> bu arayüzle, bu launcherla kullanılmaz. Bedavada verseler almam. Köprüden önceki son çıkışa doğru gidiyoruz evet. ve fırsat bu fırsat. Bu meneketim şeyi bana verilmez. Yönetimi bana verilmez. <laughs> Hanımlar beyler oyun seven adamların yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Ortalık karıştı. Steam bir gece <laughs> e, operasyonuyla bir gecede fakir mi kaldık abi? Ne olduk öyle biz? Evet e, aslında 2015 öncesine döndük 10 sene öncesine döndük yani gerçek kısmen döndük diyebiliriz şöyle e, 2015 senesinde gelmiş olan Türk Lirası'na olan destek kalktı e, ama bölgesel fiyatlandırma duruyor ikisi de bir aynı şey değil onun e, detaylarına zaten devamında gireceğiz sadece işte hani seneler içerisinde hem e, Türk Lirası'yla daha e, yani doğrudan doğruya kur farkından vesaireden ya da işte ne bileyim kart, kredi kartına ekstra olan normalde 25 lira olması gereken oyun 28 lira çekmiş falan gibi problemler gelmeden oyun alabildiğimiz o dönem e, maalesef ki e, tekrar geri geliyor gibi bir durum var. E, Tabi şey de var o, o o zamandan bu zamana kadar daha uygun fiyattan oyun erişilebilmenin getirdiği e, yani her ne kadar o savaşı kazanmak çok zor olsa da korsana karşı e, orijinal insan, orijinal e, oyun kullanan insan sayısı, orijinal insan dedim orada ya, orijinal oyun kullanan Zaten insan bu sayısı. İzleyicilerimiz orijinal insanlar. Evet. Gayet. E, orijinal oyun kullanan insanların sayısı zaman zaman artıyordu. Yani zaman içerisinde artıyordu. Maalesef ki hani bu da e, büyük bir zarar görecek noktaya gitti. Ve biz en başa dönmüş olduk. Elimizde hala daha bölgesel fiyatlandırmanın kalkmamasından ötürü bir e, avant yani olumlu bakabileceğimiz kısmen bir yanı var. Hani tam ölmedik ama yaşamıyoruz da diyebiliriz <laughs> yani. Evet biraz hayatta kalıyoruz. Hani yaşamak da değil, evet ölmedik, hayatta kalıyoruz gibi. Şimdi evet. daha burada hani işin böyle en başlangıcına döndüğümüzde tabii ki ekonomik sebepler yani Steam'in kendi açıklaması işte Arjantin'de de, Türkiye'de de evet biz böyle uygulamalar yapıyorduk. Bir de söyleyemedikleri de var. Tabii ki ekonomik sebepleri söylüyor. İşte kurdan dolayı ya işte developerlara ya da indilere şey yapamıyoruz. Doğru düzgün fiyat öneremiyoruz. Ekonomik olarak zorlanıyoruz. Satış kalemlerimizde de vergiler ve kur dalgalanmaları işlerimizi zorlaştırıyor falan falan diyorlar. Bir de söyleyemedikleri işte ne abi bizim üzerimizden ya da işte Latin Amerika üzerinden <laughs> oyunların ucuza alınması gibi dertleri de var. Demek ki bir noktada artık canlarına da herhalde tak etti. Bütün bu etkenler bir anda birleşince şey de yapamıyorsun abi. Hani normalde Ülkede bir zam yaptı mı içinden geçeriz. Şimdi doğruya doğruya. Yani. Evet. Şöyle şerefsiz böyle bilmem ne bir söveriz ederiz. Ulan Steam'e kimse bir şey de diyemiyor. Çünkü hani bu vakte kadar da direndi ya böyle abi. Hani son kaleydi, şeydi falan. Ya zaten hani öyle oyunlar vardı ki Bazılarının fiyatları açısından o fiyata zaten almamamız gerekiyor gibi hissediyorduk bazı örneklerde. Evet, Gerçekten hissediyorduk hani, değil mi? Evet. Evet, yani şey tabii Diablo 4'ler ya da işte Activision Blizzard oyunları çok yüksek fiyatlardan çıkıyordu. iyi oyunları çok yüksek fiyatlardan çıkıyordu ama bazı oyunlarda hani 20 liraya 25 liraya işte Disco Elysium'ları, Hades'leri, e, Dead Cells'leri vesaireleri daha böyle e, hani indie tarafından bildiğimiz ya da bazıları da aslında bakarsan böyle double A diyebileceğimiz oyunların fiyatlarını çok iyi fiyatlardan alabiliyorduk. O yüzden aslında şey oldu. Hani herkesin beklediği bir şey. E, di, fiyatların daha yukarıya çekilmesi. Zaten bu işte önerilen e, kur yani normalde 1.5 lira kabaca evet, hani evet. ortalama 1.5 liradan önerirken 10 lira çekmiş olduklarında bir hani beklediğimiz bir şoku yemiştik e, ve yine bir fiyat arttırma yani yeni en azından çıkacak oyun, oyunların e, fiyatlarının daha yüksek olacağını falan bekliyorduk tahmin ediyorduk ama şok etkisini yaratan doğrudan doğruya Türk lirasına olan desteğini para birimine olan desteği çekmiş olmaları oldu. Orada hani eee. Bize hala da senin de dediğin gibi biraz daha evet yani eninde sonunda bir şey olacaktı ama bu da olmasaydı dediğimiz böyle arada hani yarı buruk, yarı anlar şekilde e, ortada kalmamıza sebep olan bir durum oldu maalesef. Yani evet şimdi burada şey var arkadaşlar. Önerilen fiyat muhabbeti dönüyor şimdi. Orhun da bahsetti. Zaten Twitter'da eğer içerikçileri hani YouTuber, yayıncı vesaire oyun şeylerini içerikçilerini dinlediyseniz hep bir önerilen fiyat muhabbeti. Bu biraz da böyle kafa karıştırmaya başladı. Hani kabaca evet. benim anladığım işte Doran'ın tweetinden de sen de bahsetmiştin zaten kendi videonda. Yani evet Steam gene şunu yapacak hani atıyorum oyun 60 dolar hatta 70 dolar bu arada biz hala alışkanlık atmış diyoruz ya, 70 dolar evet. 70 euro yeni çıkan oyunlar arkadaşlar. Ya sen bunu Türkiye'ye gene dolar sat ama 30-35'ten sat 40'tan sat evet. 25'ten sat neyse yani. Gene bir öneri de bulunacak ama burada o öneriye uymak o publisher'ın hani oyun firmasının ha. inisiyatifinde ve hani ben bu konularda bir tık karamsar kalıyorum maalesef çünkü ben olsam uymam uğraşmam yani hani yok, neyse. Yok uyumayacaklarını. Yani, yani anlatabildim mi şimdi evet, orada evet. ortalık karışıyor sen mesela nasıl yaklaşıyorsun ona? Abi hani bir şekilde yırtar mıyız bariz. Yoksa ıı, yok. Ee, şöyle zaten aslında Türk lirasıyla oyun aldığımız dönemde bile hani dediğim gibi gene aynı firmalara alacağım Activision Blizzard'ın oyunları, EA'nin EA oyunları vesaire çok da uymuyordu zaten. Warner yani yine Bros. 1200 liradan. Mortal e, ha, Kombat ha, Bros. ben 1700 verdim abi şey yedişine işte. ha yani. 1200 liralara, 1800 liralara çıkmıştı. Hani hatta şöyle söyleyeyim Diablo 4'ü yakın zamanda Steam'e getirdiler. E, Beton netten alırsan 1200 lira alıyordun 1800 liradan geldi. Hani e, şey, ya pardon, tam fiyatı şu an hatırlayamadım ama daha yüksek fiyattan geldi. Evet. Hani e, uyumadıklar, Türk lirasıyla da olsa, dolarla da olsa uymayan pek çok firma vardı. Bunlar uymamaya devam edecekler. E, ve şöyle de bir şey de var. Hani ee, önerilen fiyatlara baktığımızda evet. Hani umut verici bir yanı da var. Hakikaten uyulsa çok uygun fiyatlar. En azından AAA oyunları çok daha uygun fiyatlar alabileceğiz ama uyumalarını bir kenara geçtim. Uyan firmalar da e, sadece hani az sayıdaki firma uyuduğunuz takdirde de e, hani... 35 dolar gene az para olmayacak anlatabiliyor muyum? Tabii, ee, Çevirdiğin bin zaman lira. onu. Ha. Evet. evet. Ya zaten 900 lirayla 1200 lira arasında alabildiğimiz oyunlar zaten vardı. Ee, ama onlar da hani ekstra bir şey olmayacak. Yani önceden ne kadar fiyattan alıyorsak gene o fiyattan alacağız. Yani e, en iyi ihtimalde bile lehimize işleyen bir şey yok. Kur artımı olduğu zaman eskiden en azından mesela atıyorum 9 lira çıkartmak yani 35 dolardan çıkarttı diyelim oyunu. 9 lira çıkartmış olsaydı kur artsa da 9 lira almaya devam edecektik e, 35 dolar dediği zaman bir akşamda ki bizim yani Türkiye'de eee. oldu. Oldu. Kaç kere oldu yani. Hani şu an 28 lira geçiyor. E, yarın 35 olsa mesela birden bir gecede, iki günde ya da üç günde ya da bir haftada e, birdenbire ee, o hani o 35 dolarda tahmin edebileceğiniz var. artık ne kadar ödeyecekse hesap edemedim şu anda Oradan yani. 35, 35 çarpamadım yani. Yani. Canım, Oradan yani. fiyata yansıyacak. ya 10 lira desen işte 60 dolarlık bir. Gün. Hadi 30 dolar yaptılar. Şeye uydular. E gene 300 lira. E işte evet. şu meşhur hep ben anlatıyorum kur makası. Yani buradaki evet. espri şu arkadaşlar sizin doları aldığınızda sattığınız fiyat bir değil. Kredi kartınızdan çıkış miktarı şey değil aynı değil üzerine 1 lira 2 lira o makas bazı bankalarda evet. 2,5-3 liraya falan açılıyor. Düşünsene Aynen. dolar başına 3 liradan e, 30 dolar e, 100 lirada oradan girdi zaten hani iyimser ha. bir tarafı Ve... yani. Ya şöyle şeyler birden bir ortaya çıkıyor. O kur makası dediğimiz mevzuda hani gün içerisinde gene belki 50-60 kuruşlara kadar düşüyor ama mesela akşam saatinde, hafta sonunda vesaire de iyice açılıyor. Hani şey dönemi olduğu zaman böyle bir oynaklık oluyor ya. Oynaklık olduğu dönemde yani 3 liralar 4 liralar kadar çıkabilecek dünyası da oluyor. Çünkü sonuçta bankada hafta sonu yapılacak olan işlemlerden hani birdenbire e, piyasalar kapalıyken zarar etmemek için böyle bir iyice abarttıkça abartıyor. Kendi e, sonuçta o makasın içerisinde genelde e, kendi kurları da oluyor. Bunu e, gidip bir döviz bürosundan alsanız da e, arada bir hani kendi komisyonu adı altında birazcık daha böyle farklıdır. Her bir yerde her hı bankada hı. da her döviz bürosunda farklı olma sebepleri de hani şeydir. Şimdi şey diyeceksiniz ya ulan 3 kuruşu 10 kuruşu 20 kuruşu mu hani kovduyorsunuz diyeceksiniz ama hani arkadaşlar onun hesabını ben yaptığımda hani 10 dolar olarlık bir oyun için düşündüğünüzde %10 daha fazla ödeme ihtimaliniz ortaya çıkıyor. Sadece kur şeyinden ötürü hani evet. e, pardon kur farkından ötürü, kurun kendisinden ötürü değil yani. Kur ne kadar olursa olsun yüzde %10 daha fazla ödemek banka payı gibi. Yani niye Son böyle bir durum yani. olsun? Yapacak bir şey yok. Evet. Yani. Şimdi bu, bu da ekstra bir problem ortaya çıkartıyor tabii. Abi şöyle e, yani Bakıyorum sürekli pozitif bir de böyle geçiş yapmaya dönmeye çalışıyorum Yok, ama çıkmıyor şimdi, abi çıkmıyor. Triple çıkmıyor. çıkmıyor arkadaşlar. Yeni <laughs> çıkan hani triple dediğimiz büyük bütçeli firmalardan işte Orun'un saydığı Activisionlar, EA'ler, Warner Bros'lar onlar bunlar. Buradan çıkmıyor maalesef. Ya, ee, bir ya de şey orta Çok Doğu... pardon. Ha buyur abi. Lafını böyle yani şey çok detaylı girmediğim için söylemiyorum ama yani en 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 iyi İhtimalde dahi atıyorum 900 liraya aldığınız bir oyun en azından hani 20 Kasım'da değişimi olduğu günde 880 lira hani böyle 20 lira belki kâr edebilirsiniz birkaç tane oyunda. Hani onu ben evet. kardan saymadım hiç öyle. Yani böyle bazı yerlerde şeyler de olacaktır. Hatta bu arada fiyatlandırmada hatta yapıp belki hani hadi, 20 Kasım'ı bir kovalayın. falan. Hani, hadi inşallah. Ama... O, o maksimum bir iki gün olacak bir şey abi yani o ilk e, değişimin olduğu gün bir bakmakta yarar var belki bazı yerlerde birkaç tane güzel şey yakalarsanız ama hani o da şey olur yani e, bildiğiniz artık e, tutanın elinde kalır tabii diyeyim öyle söyleyeyim. çakallık biz oyunu nasıl oynuyorsak oynayacağız e, şimdi evet. hani triple A'lerde işler karamsar tabii ve maalesef biliyorsunuz artık biz şu e, mena emea alafları geçiyor ya arkadaşlar burada şöyle evet. kritik bir durum var. E, da yani işin içine Avrupa dahil edildiği zaman farklı politika ve standartlara tabi oluyorsunuz. Ama MENA'ya geçtiğin zaman yani işte Middle East, North Afrika, Orta Doğu, Kuzey Afrika. Tahmin edeceğiniz üzere bu bahsettiğimiz coğrafya e, çok da... E, stabil sal değil ekonomik olarak. Yani evet çok da <gülüyor> de, <gülüyor> hani, <gülüyor> firmalar için e, cazip olmayan, ekonomik anlamda stabil olmayan, getirisi de olmayan coğrafyalar olduğu için... Anca işte Arap Emirlikleri bilmem neden değilsiniz ki onlar dahil değil bu arada MENA'ya. Yani işte... onunla, alakalı, Hı. onunla alakalı şey de demek istiyorum bu arada ya. 14 tane ülke var. Bu ülkenin içinde Mısır da var, Irak da var, Yemen de var. Ama iki tane <gülüyor> ülke. <gülüyor> <laughs> genel itibar, bak bu o şeyi de genel itibariyle ekonomik durumları e, sadece o ülkeler olsa bu arada yani şöyle bir şey bile söyleyebiliyorum. E, ekonomisi en iyi olan ülkelerden bir tanesi olarak biz bile kalabiliyorduk. Öyle öyle bir grup o grup. Ama iki tane ülke var. Hakikaten e, şeyi de bozuyor. Hani genel itibariyle ekonomik durumları çok da iyi olmayan ülkeler olduğu için fiyatlandırılırken illaki her zaman düşük düşünülür dememizi engelleyen iki tane ülke var. Umman ve Bahreyn. Bunların ikisi Aa, yani, Bahreyn Katar de ve... var. Aa, evet, e, doğru. <laughs> Katar ve Suudi Arabistan'ın komşuları bunlar ve kişi başına düşen gelirleri bizim üç katımız falan. Evet. Hani şöyle bir durum ortaya çıkacak. Sadece o bölgeye göre, yani şöyle düşünün, kendinizi direkt geliştirici yerine koyun. O bölgeye fiyatlandırma yapıyorsunuz ve şey Türkiye'yi düşünürseniz, Umman'dan, e, efendime söyleyeyim Bahreyn'den kazanabileceğiniz yani oraya daha yüksek fiyattan satabilecekken ki eskiden satabiliyorken, onlar çok ucuz almış olacaklar. Onlara göre fiyatlandırırsanız, Türkiye'deki e, insanlar hani çok yüksek fiyat ödüyor olacaklar. Yani orada aslında çok rahat bir fiyatlandırma yapmak konusunda da problem olacak. Bazı firmalar hani oradaki iyi kötü e, coğrafi koşulları, ekonomik koşulları pardon bilen insanlar varsa eğer bir oyunun, oyun ekibinin içerisinde bilen ayrı fiyatlandıracak, bilmeyen ayrı fiyatlandıracak. Bu da aslında iyice, iyi de niye? hani e, şeyi de i̇şte yani evet. orada tahmin edip, yani bir yerde tahmin edilebilirlik istikrar, e, stabilite azaldığı zaman arkadaşlar bilin ki e, onun e, şeyi, faturası Tüketiciye her zaman kesilir. Ve negatif. Bize negatif kaçacak yani. yani. Evet. Çünkü hani evet. işte o Dora'nın da bahsettiği ama yani e, firmalar tabii ki yerel fiyatlar işte orada o olmuyor yani. orun olmuyor, olmuyor abi. Hani bunu yaparsak e, işte ekstra kazanacağız bunu yaparsak daha ucuza gidecek. Tabii ki doğal olarak firma kazanacağı formüle doğru gider yani fiyatsal anlamda. Evet. Ya bu AAA'leri geç zaten abi salla geç. Biz gel ha, senin, evet. senin de çok sevdiğin. E, peki bu... <laughs> Kur farkı tabii ki Türkiye'deki satışlar. Hani vaktinde 30 liraya, 50 liraya, 15 liraya falan alabildiğimiz ama o kur güncellemesiyle 200 liraya, 250 liraya çıkan yine de gayet alınabilir halde olan indileri nasıl etkileyecek ve indiler bundan nasıl etkilenecek aslında yani? Abi ee, şöyle Türkiye'de başarılı olan e, indiler arasında senin de çok severek oynadığın Don't Starve gibi oyunlar vardı. Benim de çok sevdiğim işte e, efendime söyleyeyim Half, şey, Half, Half-Life'ler, Dead Cells'ler, e, Hollow Knight'ler vesaireler falan vardı. Bunun gibi aslında yani herkes çok fazla bağımsız oyun oynamıyor zaten. Ve çoğu insan da aslında Game Pass tarafında hani o bağımsız evet. e, açlığını gideriyor oldu. Zaten belli bir para veriyorum ekstradan bu varmış bakayım falan der oldu vesaire. Tüketici olarak ilk etapta çok acı hissettim bil kullanıcılar ama e, ekonomik olarak baktığımızda şöyle bir şeyi otomatik olarak bekleyin. 20 Kasımdan itibaren e, yani eski oyunlar için çok bir şey söylemek şey olmayabilir. Olumlu olanın da olacaktır, olumsuz olanın da olacaktır ama 20 Kasım'dan sonra çıkacak olan yani fiyatlandırması 20 Kasım'dan sonra yapılacak olan e, oyunlar için açıkçası hani şu an aldığımızdan ki senin de dediğin gibi normalde 20 ile 45 lira arasında değişen oyun fiyatlardan e, oyun alırken onlar 120 ile 250 arasına e, çekilmişti. O bandı evet. çekilmişti. Ben Hı. şimdi hani devasa böyle birden bire 500-600 arasında çıkacak diye düşünmüyor olsam da e, 200 ile 350 lira arasına e, yükselecek gibi düşünebilirsiniz. Zaten en başarılı bağımsız oyunlar arasında mesela Darkest Dungeon 2 vardı. O 250 lira falan gibi bir fiyattan yanılmıyorsam çıkmıştı. Ya da 280 miydi? Öyle bir şeydi. Yani aslında zaten e, yavaş yavaş ivmeli bir biçimde yukarıya doğru giden bir fiyat vardı. Bu değişiklikle daha da yükselecek. Ya adam yine mesela e, eskiden normalde 2 dolar 3 dolar Ya yani 15 dolarlık oyunu mu, 2 dolar 3 dolar satıyordu adam. Evet doğru. E, öyle olduğu evet. zaman hani hatta ya 4 dolara falan satıyordu. E şimdi baktığı zaman ya şimdi 15 dolarlık oyunu gene ben bu adamla ucu satayım ama e, 4 dolar değil de 7 dolara satayım dediğinde bile aslında neredeyse %60 %70 fiyatı artıyor. Yani orada e, şey de vardı bu arada. Fiyatlandırma yapılırken genel itibariyle mesela yani Türk lirasının yani, e, ne kadar Kıymeti olduğunu bilmediği için recommended yani önerilen fiyatı basıp geçen vardı Şimdi dolar olarak gördüğünde daha tanıdık bir fiyat olarak karşısına çıktığı zaman Daha e, Bizim aleyhimize işleyecek ama kendi e, Sonuçta şeyini korumaya çalışırken kendi kazancını korumaya çalışırken bizim aleyhimize işleyecek kararlar verecek e, Bağımsız oyun firmalarının da e, Artacağını ben düşünüyorum Dediğim gibi 3 ayda 6 ayda 3-6 ay arasında belki hissetmeyiz ama ee, gerçi pardon 6 ay çok bile uzun oldu. Üç, i̇lk 3 üç ayda belki hissetmeyiz ama ondan sonra çok bariz bir biçimde e, iyice hani AAA'lerden daha da hızlı bir biçimde e, o evet, oyunların fiyatlarının yükseleceğini ben tahmin Peki, ediyorum. şöyle bir şey olabilir mi abi? Şimdi e, tamamen farazi bir senaryo kuruyorum. Şimdi bir indie developer. Sonuçta indiler için aslında bizim gibi piyasalar da çok çok önemli. Hani bize çünkü evet. makul fiyatlardan satıyorlar ve oyun beğenildiğinde o, onun Steam'e geri dönüşleri de oluyor. Steam'de Steam içi ekonomiyi canlandırıyor işte. Kart takasları bilmem neler, olumlu yorumlar. En nihayetinde o Steam'de o yorumlar da önemli ve biz o konularda çok aktif bir milletiz. Yani çünkü hakikaten oyunların kıymetini biliyoruz. Ee, mesela e, X bir indie oyun çıktı. Önerilen 15 dolardan koydu. Normal fiyatını koydu 15 dolara kimse alamadı. 500 liraya 450 vergi vır zıvırıyla 500 liraya Türkiye'de. Yani Türkiye'deki satışları ee, olmadığını ya da azaldığını fark edip e, böyle 3 ay sonra mesela şey olur mu sence? Ya ulan biz buralarda hiç satamıyoruz eskiden satardık oysa ki ya biz bu Türkiye 15'e değil de hani işte benim hani herkesin istediği ve bahsettiği ya aslında firmada indirebilir. Baktık satış yok 15'ten 5 dolara indirelim deme gibi bir şey çok mu iyimserlik olur? Yapmazlar abi, be abi? Hadi çok iyimser olur. Hadi Maalesef be, ki... hiç mi abi be? <laughs> Maalesef zaten şöyle bir durumla karşı karşıyaydılar. Yani bağımsız oyun geliştiriciler açısından durum şöyle değişecek. Ulan Türkiye'de iyi oyun satmışız dedikleri oyunda kazandıkları paraya baktıkları zaman zaten hiç parasına satıyorlardı. Yani para kazanmıyorlardı. Şimdi belki daha uygun yani daha, pardon, daha yüksek fiyattan satacaklar ama e, fiyat satışları çok düşüyor. Yani sıfıra inmediği sürece ulan neredeyse aynı para kazan. Ya yani on, onda biri <laughs> kadar sattık ama aynı parayı kazandık gibi bir duruma geldikleri için çok devasa bir değişikliğe gitmeyebilirler orada. orada en büyük felaket şu olur orada bağımsız oyunlar içerisinde çok büyük bir kısmında bir şekilde hani bazen gönüllü ekiplerle bazen makine çevirisiyle şey vesaireyle Türkçe dil desteği de geliyordu hani özellikle de diyalog üzerine kurulu değilse bazen oyunlar menü oyunu falan Türkçeleştirmek çok daha sık gördüğümüz bir şeydi bağımsız oyunlar içerisinde yani satış lara bakıp e, fiyat şey yapmaktan ziyade derler onun adına fiyat belirlemeye çalışmaktan ziyade bu Türkçe dil desteği olsun ya da işte Türkiye'ye yönelik e, çalışmaları başka türlü çalışmalar ya yani PR çalışması olur, <laughs> reklam yapmaya çalışır bir şey olur. Online oyunlar için de düşünebilirsiniz. Mü sadece şey için değil. Ya da mesela çok üzerine konuşmadığımız e, free to Play olmasına rağmen Türkiye'de hani Steam üzerinde çok oynanan ve şey böyle mikro transaction falan yapıyorsun, Steam üzerinden bakı alıyorsun, evet, evet. premium alıyorsun, bir şey alıyorsun falan, onların da fiyatları artacak ve onların da hani etkilerini e, görüp oyuncuyu negatif etkileyecek e, hizmet geri çekmelerine ya da ne bileyim hizmet vermeyi bırakmalara gidebilecek dünyaları olabilir. Yani Fallout 76 ben oynuyorum. Hani az az sayıdaki insandan bir tanesiyim. oynadığım zaman Fallout First alıyorum. 80 lira aylık bir ücreti vardı. Evet. Onun fiyatı muhtemelen 250 falan olacak yani 80 lirayken zaten 2 ay oynuyorum. 2 aylık alayım falan deyip geçtiğim oluyordu. Aynen 250 liradan almam mesela. Oynayıp düzenli kullanan insanların da başına aynı şey gelecek. Ben Fallout 76'dan örnek verdim onu oynuyorum diye de şu an aklıma gelmeyen Yo, yani Türkiye'de Dead çok popüler olan da bir sürü daha, oyun var. Ha, daha ha, dün oynadım yaşa. abi. Dead by Daylight yaşa. şu anda indirimde de 60 lira. Orada Ada Wong skin'i vardı Resident Evil. Aa baktım hoşuma değil 60 lira okey. 60 lira verir alırım ama sen onu bana dolar üzerinden 10 dolar fiyatı 300 dedin mi... Hey, evet. kalsın Eyda bacı, bacımızdır. Selametle der giderim ben de yani yapacak bir şey yok. A yani. Aynen. Hemen bir yandan şeyine de bakıp mesela Europe Üniversitesi 4 çok güzel bir strateji oyunu ama 1000 tane DLC'si var diye insanlar çok girmiyordu. Onun yerine abonelik sistemi getirmişlerdi. Hani aylık abone oluyorsun hiç DLC almana gerek ha, yok. Aa, evet, oyun varsa evet. abonelikle bütün DLC'lere sahiptin. Onun fiyatı şu anda 54 lira. Evet. İlk başlarda 20 lira falan da ona da bir hmm. zam geldi. Hmm. Ee, şu anda 54 lira. Onun fiyatı da alacak gidecek. Bir yerden sonra ulan bin tane DLC'si var ama ben toptan bunlara parayı gömüp alsam daha mantıklı olacak demeyebilir. Yani Artık hani şey oluyor, iyice şey ne derler onun çember dağılıyor arkadaşlar, Hakikaten iyice bir köşeye ya. sıkışıyoruz yani. Peki. Ee, Şuydu <laughs> abi, tamam tripleyleri geçiyorum, indilerde de mal hani deniyoruz, direniyoruz, senaryolar kuruyoruz, ama olumlu bir yerlere henüz varamıyoruz. Tabii ki zamanla belki de olumlu gelişmeler olabilir, bir şeyler de değişebilir hani. Çok da enseyi karartmayın, ama e, bir, yeterince de karartın, hazırlıklı da olun tabi. Peki gelelim diğer alternatiflere. Şimdi ben seni e, sen içerik yapmaya başladın Ben direkt seni Steam indirimleri adam olarak böyle kafamda kodlamışım. Orhun hangi Orhun ya bu şeyden bahsediyorsun. Steam indirimleri adamdan mı bahsediyorsun falan. Ee, Ayıp olan kaç sene arka arkaya çalıştık. Sırt sırta çalıştık. Falan. Ben işime, <laughs> geldi, işime şimdi? geldiği kadar tanıyorum kardeş. <laughs> e, çünkü onları takip ediyordum abi ben de. Evet evet yok şaka şimdi, yapıyorum canım haklısın. Diğer tarafta e, işte Game Pass var. Zaten ona 3 senelik abone olanlar oldu. Bir de artık epic game hani o şey ya lan vaktinde sırtınızı dönüp gittiğiniz GTA 5 aldıktan sonra defolup gittiğiniz o epic şimdi karşınızda hatta bu hafta da şey veriyor Evil Within 2'yi veriyor abi. Diğer evet. alternatiflere ne diyorsun yani ne kadar viable geçerli bir opsiyon olur çünkü insanlar artık bunu soruyor yani. Abi uzun ya yani şöyle Game Pass evet çok iyi bir e, alternatif. Yakın zamanda 80 liraya çıktı aylık. Hani o, o bir tık avantaj olmuş olabilir. Hani biraz bekleyip zamlayacak olsaydı belki 200'e çıkartacaklardı. Hmm. Gerçi eninde sonunda bir daha zam görecektir. Hani, e, Galiba 2024'te, yaklaşık 2024'te, bir zam bu da. Ya yani 2024'te falan muhakkak bir zam yapacaklardır. İnşallah yani 2024'ün sonuna doğru yaparlar diye umut ediyorum yani. En e, ümit edebileceğimiz şey orada o. Game şey... Pass her zaman bir şey, Pardon abi sözünü kesin. Orada şey geldi galiba Game Pass'te. Gene kontrol etmem lazım da not olarak düşün. Teklifin geçerlilik süresi diye bir şeyler ha, göstermeye ha. başladı gene. Doğru. İlk önce de öyle bir evet. şey olmuştu. Ya hayırlısı diyelim ama <laughs> hayalik ya yani Onu şöyle söyleyeyim. Game 150 liraya falan kadar gideri var. Yani şu anki ekonomide düşündüğünde vesaire de. Çünkü hani... E 3 sene öncesinin 30 lirası ediyor 150 lira arkadaşlar. Hani evet. enflasyona falan bakıp söylediğinizde bunu. Evet bu arada hala küçük bir para olduğu için söylemedim bunu. Bunun e, biliyorum ki çok daha düşük e, paralarla. Hani bütün harçlığı aylık harçlığı 150 lira olmayan arkadaşlar olduğunu da biliyorum genç takipçilerimiz arasından. Ya da işte günlüğü, günlük yövmiyesi öğrenci kendine günlük çalışayım broşür dağıtayım dediğinde 150 lira almayan insanlar olduğunu da biliyorum. Hani e, ama e, bakıldığı zaman 150 liraya kadar günün sonunda gideri varmış gibi gözüken bir şey var. Ondan sonrası ekstra bir pahalı gelecek falan gibi bir şey var kafamda. Ee, yarı gelmişken onu da söylemiş olayım dedim. Hı hı. Ama Game Pass her halükarda bir alternatif olmaya devam edecek. Epic Games bir süre alternatif olmaya devam eder ama zaten Epic Games Store tarafında hani kullanıcı e, ve hani alışveriş yapan kullanıcı e, şeyinde bazında bakıldığında çok iyi gitmiyor işler. Ee, bir evet. süre en azından böyle tutmaya devam edeceklerdir. Hali, hali hazırda mesela bazı oyunlara Steam zam yaparken yapmadıkları da oldu. Hani Türk lirası desteği de zaten devam ediyor ama o da hani onun da eli kulağındadır. Muhtemelen yılbaşı indirimlerinden sonra o indirim dönemi bittikten sonra Epic Games Store tarafında da e, bir e, zamlanma ya da bir değişiklik bir şeyler yapılacaktır e, diye ben tahmin ediyorum. Ama şimdilik en azından bedava oyunları toplamaya devam edin. E, aranızda biliyorum bazı arkadaşlar da vardı ya bu bu arayüzle bu launcherla kullanılmaz bedava da verseler almam. Al, al, ee, al, Epic Games'e, e, Epic Epic Games'e bilgilerimi vermem falan diye böyle e, gurur yapan arkadaşlar vardı. E, onlar artık e, bir daha bir düşünmeliler. E, çünkü yani zavu kendinize açıkçası. Valla ben, vallahi ben bir bilgilerimi var. verdim rahatlayım rahatladım arkadaşlar. <laughs> Siz de verin kurtulun yani yapacak bir şey yok çünkü. Evet. E, ya mesela Evil Within 2 yani bana hatta bir yandan da garip geliyor. Ben çok severek canlı da oynayıp bitirdim ve harika bir oyun yani Evil Within 2 ve bunu bedava veriyorsa. Ya bizim bilgiler nerede yayılmıyor ki? Beni günde beş tane tanımadığım numara arıyor mesela o devlet oradan, oradan bir yerlerden. Yok zaten. Gidiyor. Ya tc kimlikleri patlatmışlar, oradan buluyorlar falan yani. Çok acayip bir şey yani oluyor. Yani. Bazı <laughs> lükslerimizden feragat etmemiz evet. gerekebiliyor. Ama sen sen de bak hatırlayacaksın o dönemi. En ee, o şey açısından, tüketici açısından problemli olan şeylerden bir tanesi şu olacak. Uygun fiyatlı oyun ararken yine. Hı -hı. Gri marketlerin kucağına düşeceğiz. E, 2015'in öncesinde isimlerini anmaya gerek yok. Hani e, yabancı menşeli de vardı, Türkiye'de de menşei Türkiye menşeli, yani Steam key satan yerler de var. Bunların e, peşinden söyleyeyim bunların hepsi dolandırıcıdır demiyorum. Ama e, bazıları gerçekten çalıntı, yani özellikle yurt dışında evet, çok evet, evet. şey olmuştu. Çalıntı key satanlar bayağı. olduğu, e, şey market mesela şey gibi, hepsi bir, hepsi burada gibi. E, mesela ben de elimde key varsa satabildiğim marketler yapmışlardı. Orada böyle dolandırıcıların dolaştığı vesaire falan oldu. Ulan. E, Böyle bir işte normalde Türk lirasıyla 150 lira alabiliyorum bunu dolarla işte atıyorum 20 dolardan satıyorlar 60 lira karım oluyor atıyorum şu an rakamları deyip o tarz sitelere yöneldiğinde belki dolandırılmayacaksınız bu arada hepsi dolandırıcı değil öyle bir ithamda bulunmak istemiyorum zaten hakikaten düzgün bir iş kurmaya çalışan ve oradan para kazanmaya çalışan insanlar da var kimsenin ekmeğine şey yapmak gibi bir derdim yok ama e, dolandırılma ihtimaliniz olan yerler de var. Bunların kucaklarına düşmek de istememeniz gerekiyor. Yani ben istemiyorum şahsen. Zamanında evet. benim bile başıma geldi. ben yani aldığım key kullanılmış çıktı. ...saporta ulaşana kadar canım çıktı. Ulaşınca çözdüler. Ayrı bir mevzu ama hani aldığın hizmet birden bir kötüleşiyor. Yani e, doğrudan Steam üzerinden çözebildiğin ve böyle şeyleri yaşamadığın bir dünyadan tekrardan e, ulan acaba dolandırılıyor muyuz? Evet, ee, şeyinin şüphesinin yaşandığı şeye tekrar dönüyoruz abi. Ya e, third party satıcılar. Bunlara third party resellerler denir. E, pek çok da vardır zaten. Hani eminim ki hepinizin aklına bir şeyler bir yerler gelmiştir. Çok böyle hani itham etmemek adına söylediklerimden ötürü isim de almak istemiyoruz. Reklam da olmasın burada. Çok istiyorlarsa Tabii. gelsinler konuşalım. Ya, sponsor o olsunlar o zaman konuşuruz yani. <laughs> Güvenilir e... olsunlar her şeyden önce. İyi iş yaptıkları zaman sponsor olmadan da konuşuruz. O ayrı da yani çünkü, çünkü şey çok net oluyor yani. Geliyor insanın başına ya. Yani 100 kişi alışveriş yapıyor. Bir şey gelmiyor ama 5 kişinin başına bir şey geldi di zaman ve yardım alamadığı zaman o sitelerle alakalı en büyük problem o evet, oluyor. Gen, o yüzden gen. hani ben şey yaklaşıyorum e, ne derler onun adına temkinli yaklaşmaya çalışıyorum. E, siz de yaklaşın bu arada yani. Şimdi abi e, zaten bütün şu anda sosyal medya, YouTube, Twitch vesaire bütün e, oyun dünyası diyelim e, bu Steam zamları şey Steam dolar zam aslında evet yani dolar dolar kuru evet, ve zamları yani. diyelim bunu konuşuyor ediyor herkes e, bin, bin kafadan tabii ki bin farklı ses çıkıyor. Biz bu Hani bu bölümde biraz daha derinlemesine girelim istedim. Şimdi şeyleri konuştuk. Triple A indi ve Steam alternatiflerini konuştuk. Evet. Bizim işte her bölüm 30-40 bin yerine göre işte gündeme göre 50-60 bin izleniyor artıyor. Şimdi bu kadar izleyicimizde illaki içinde 10 binlerce iyi de tamam hani ya benim işte elimde dediğin gibi günlük belki 100 lira ayırabilir ya da aylık işte 500 lira 300 lira ayırabileceği bütçesi olan arkadaşlara. Ee, sen bu işin de biraz kurdu olduğun için şey yapıyorum abi. Bu indirimleri takip etmek, fırsatları takip etmek. Yani nasıl oyun oynamaya ve oyun içinde kalmaya devam edebilirler. Mesela artık şey miyiz? Epicçi miyiz? Epic'te hesabı açıyoruz. <laughs> Ama Steam'e de arada bakıyoruz o indirimler için. E diğer tarafta işte e, ne bileyim e, Twitch hani şeyden Prime'dan dolayı hedi neler var abi? Ne önerirsin abi, abi size? Valla şey var. Ya bu arada evet Twitch Prime'ı saydın Epic Games veriyor. Onun dışında gog.com e, bedava oyunlar arada vermeye devam ediyor. Hani özel günlerde veriyor. Sürekli vermiyor ama gog.com'dan da gayet hani oyun kovalayabilirsiniz. Hatta şöyle söyleyeyim gog.com'u ben eskiden çok kullanırdım ama şu an hani o hiçbir zaman Türk lirası desteği vermediği için e, alışveriş yapmayı bırakmıştım. Şimdi tekrardan geri döneceğiz gibi bir dünyası var. E, aklınızda olsun e, gog.com'a com bakabilirsiniz oradan. Hani e, indirim ve şey kovalamaya devam edeceğiz. E, dediğim gibi ya third party siteler ya 20 Kasım'dan sonra gerekirse ona özel bir tekrar konuşuyoruz da. Tekrar bir hani, daha e, derinlemesini bu defa bir saatlik bir şey çıkacak bizden. Biriktirdikleri Evet. Gü güvenilir olduğunu düşündüğünüz, iyi hizmet verdiğini düşündüğünüz, e, hakkında iyi şeyler duyduğunuz, iyi araştırarak hani third parti satıcılara göz atmamız gerekecek. E, cebinizdeki 200-300 lirayı hani şey yapmak en azından böyle bir kısma Steam'den de oyun almaya devam edecekseniz eee böyle yani banka makasından vesaire falan şey yapmamak için ne derler onun adına e, kötü için. etkilenmemek için Steam cüzdan bakiyesi hani mesai saatleri içerisinde Steam cüzdan bakiyesi satın alıp koyar ya ya buna çok minik şeyler ama yani başka yapacak bir şey gerçekten gelmiyor arkadaşlar. Hani keşke şey olsa. Arkadaşlar bunlar geldi ama hiç problem değil. Şurası var. Babalar gibi oynamaya devam edeceğiz diyebildiğimiz bir dünya yok. Nerede artık şey bulabilir... Ya birazcık donanım haber ölücüsü olacağız arkadaşlar. Özetle <laughs> evet, boğazı uzattım bile yani... Global <laughs> bir donanım haber ölücüdüğü şeyi olacak ama <laughs> Ya yani bir şekilde e, oyun oynamaya devam edeceğiz arkadaşlar. Tabii ki daha farklı alternatifler de olacak ama e, sürekli hakikaten zamanda ilerledikçe işte o ekonomi şartları, kurları, markaların bize bakışı, platformların politika değişiklikleri hep bizi çoğu zaman olumsuz. Arada belki olumlu etkileyebilecek ama biz de hani bir şekilde o süreçte size ışık tutmaya güzel oyunlar, güzel sohbetler ne bileyim e, size farklı perspektifler e, katacak şeyler vermeye en azından bunun için çalışmaya devam edeceğiz. Şaka maka yeni bir Steam yüzünden abi bir Steam kuru yüzünden yarım saati devirdik. Bize de evet. helal olsun yani. Ya bir de hani biraz şakayla karışık söylüyordum bunu. Hani daha önceki bir dünya yerde konuştuk ya abi. Orada gene hani şeyden sonra o şakayı yaptıktan sonra bir, bir yani multiplayer'de konuştuğumuz videodan sonra düşündüm. Bunu hakikaten böyle yapması gerekiyor insanların. Arkadaşlar çok güzel ücretsiz oyunlar var. Free to play oyunlar. <laughs> Tabii ki bunların bazıları hani şey çok böyle sürekli size kutu açtırmak üzerine yapılmış olanlar falan var. Onları iyi araştırıp hani iyi e, uzun süre oynayan insanlardan bilgisini alıp onlara çok girmemek yer ama mesela çok yakın zamanda Path of Exile 2 çıkacak. Zaten ilki de evet. çok oynanan bir oyun. E, Destiny bir galiba free to play'ye döndü değil mi o? Destiny, o DLC'lerini satıyorlardı galiba. Free to play tabii Destiny'nin mantığı o abi. Hatta Destiny 2 de galiba dönmüş olabilir ya da döndü. Game Pass'ten ha. mi hatırlıyorum bilmiyorum ama Destiny'de mantık şu evet. Ana oyunu veriyor sonra sana o DLC'leri böyle sezon sezon pat pat satıyor. Evet bu tarz oyunlar falan da oluyor ve çıkmaya da devam ediyorlar. Mesela işte e, ne vardı ya? İşte bir de e, şu anda Impact bir şey miydi? Ha Genshin Impact. Genshin Impact de free. ben de oynayacağım hani... bu arada. Hala oynayamadım ama oynayacağım. Abi çok kutu yani gacha oyunu biraz onda Olsun. kutu atıyorum olayı çok var ama şey de çok duydum yani oynayan ve evet açtırmayı istiyor ama yani sen e, iyi oynayan yani sık oynayan bir insansan hiç açmadan da hani en üst seviyede olman belki biraz zor ama büyük keyifle oynarsın diyenler e, çok onda da e, oldu. E, bir dünya mesela şu anda Warframe diye bir oyun vardı bak o da aklıma hmm. geldi o da mesela çok in, yani oyun içi bir şeyler satar ama almayınca da e, problem olmaz yani özetle demeye çalıştığım şu e, free to play oyunların içerisinde sizi e, savmaya çalışmayan belli bir kalitenin de üzerinde olan pek çok oyunda bulabilirsiniz. Onlara da birazcık yöneceksiniz. Dediğim gibi bu şakayla e, karışık ilk söylediğimde söylemiştim arkadaşlar. Çok güzel free to play oyunlar var diye. Ben çok fazla free to play oyunu oynamayan bir insan olduğum için hani e, şakayla karışık söylemiştim. Ama günün sonunda e, bu oyunların içerisinden de kalitelerini kovalamak da en azından yani... Bizim bulabileceğimiz maksimum çözümler bunlar. Yani e, bir gün eğer ki e, politikacı olur. Gerçi bu, ulan, bu memleketin şeyi bana verilmez. Yönetimi bana verilmez. <laughs> hani e, Tek hani bizim elimizden gelmeyen, e, Steam'in de yapmayacağı ya da oyun geliştiricilerin de elinden gelmeyen şey ülkenin ekonomisini düzeltmek. E, bir gün ekonomimiz düzelir de Bahreyn gibi aynı ekipten eee. sayıldığımız, aynı gruptan sayıldığımız e, Umman gibi Bahreyn gibi 25 bin dolar kişi başına düşen gelirimiz olursa dolarla değil euro ile satsınlar isterlerse. İsterlerse Kuveyt dinarıyla satsınlar ondan sonra anlatabiliyor muyum? Yani problemin tebeli maalesef ki orada. Onu da söylemekte yarar var. O zaman var koymaz gerçekten. işte evet. Arkadaşlar evet. bölüm bitirmeden önce küçük bir e, şeyim olacak bilgilendirmem e, hem sevgili Orhun'da hem hem de bende bu Steam indirimleri ile ilgili videolar çıkmaya başladı Orhun'un tabii ki daha indirlikti benimki biraz daha Triple Play ve W odaklı onları da hem açıklamaya koyacağım mutlaka inceleyin çünkü hakikaten köprüden önceki son çıkışa doğru gidiyoruz evet. ve fırsat bu fırsat mutlaka ilginizi çekecek oyunlar olacaktı e, abi yani hakikaten Şeyli. düşünüyorum. düşünmüyorum böyle Ciddi ciddi oturup derinlemesine konuştuk ve insanları benim aslında senle yapmak istediğim şey de oydu. Hani alternatifler sunabildik. Sen diyeceklerin de, dükkanı kapatalım abi, tekrar indirim aramaya devam edelim hepimiz. Evet. E, tabii bunu söyledikten sonra hani e, son indirim senin de dediğin gibi devam ediyor. Onunla alakalı videolar da çıkarttık senin kanalında da var, benim kanalımda da var. Oyun tavsiye sistemlerini bakabilir ama şeyi de yarın gelmişken söyleyeyim. 20 Kasım'da dolara geçildikten bir e, iki gün ya yani bir veya iki gün sonra da e, sonbahar indirimleri başlayacak. Evet. Hani orada bir çakallık da var ama hadi bakalım hani aklınızda olsun o, o dönemde tekrar bir konuşacağız bakalım lehimize ne işledi ne aleyhimize işledi o zaman da zaten tekrardan bir kez daha hani oyun seven adamlarda buluşuruz ama şimdilik bizden bu kadar bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar yalnız bırakmadığınız için bizi teşekkürler hoşçakalın.